Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün genetik dersinde konumuz Mendel genetiği. Bugün çaprazlamalar hakkında bilgi vereceğiz. Ama konuya geçmeden önce biraz Mendel hakkında bilgi vermek istiyorum. Kalıtımın iç yüzü ilk olarak bundan yaklaşık 1,5 asır öncesinde keşfedilmeye başlanmıştır. 1866 yılında Johann Gregor Mendel adlı bir rahip, genetik disiplininin temelini aydınlatan bir dizi deney gerçekleştirmiştir. Ve 20. yüzyılın başlarından itibaren, yani 1900'lü yılların başlarından itibaren gen kavramı açıkça kalıtım birimi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ve genetik alanındaki çalışmalar 20. yüzyılın ortalarına doğru, yani 1940'lı yıllara doğru iyice ivme kazanmıştır. Mendel'in bezelyelerle yaptığı çaprazlamalardan elde ettiği önermeler bugün Mendel genetiği ya da aktarım genetiği olarak bilinen alanın temelini oluşturmaktadır. Ve bugün Mendel prensipleri sayesinde genlerin ebeveynlerden yavrulara nasıl aktarıldığı aydınlatılmış durumdadır. Peki Mendel kimdir? Mendel 1882 yılında Orta Avrupa'daki Heisendorf köyünde köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ve lise yıllarından sonra Gregor adını alarak bugünkü Çekya ya da Çek Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde olan Brno'daki St. Thomas Augustinian Manastırı'na kabul edilmiştir. Ve 1849 yılında papazlık görevi üstlenmiştir. 1851'den 1853'e kadar Viyana Üniversitesi'nde fizik ve botanik alanında bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ve 1854 yılında da Brno'ya, yani doğduğu topraklara geri dönerek 16 yıl süreyle fizik ve doğa bilimleri alanında öğretmenlik yapmıştır, eğitim vermiştir. Ve 1856 yılında bezelyelerle hibridizasyon, yani çaprazlama çalışmaları gerçekleştirmek suretiyle bilimsel çalışmalarının ilk serisini ortaya koymuştur. 1868 yılında ise manastıra baş rahip olarak seçilmiştir. Ama seçilinceye kadar çalışmaların bezelyelerle ilgili çalışmalarını sürdürmüştür. 1884 yılında böbrek yetmezliği yaşadığı için bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir. Ve 1865 yılında belirli bezelye soyları arasında yapmış olduğu basit çaprazlamalardan dolayı bunların sonuçlarını açıklamış ve bugün aktarım genetiği olarak bildiğimiz genetik alanın temelini ortaya koymuştur. Mendel yaptığı çalışmalarla aslında biyolojik metodolojiye de olağanüstü bir anlayış getirmiştir. Çünkü o döneme kadar yapılan çalışmaların kayıt altına alınması ve istatistiksel olarak sonuçların istatistiksel bir bakış açısıyla ortaya konulması gibi bir çaba söz konusu değilken, Mendel yaptığı çaprazlamalardan elde ettiği sonuçları tek tek kaydederek bunları aritmetik ortalamalarını almak suretiyle istatistiksel bir çalışma gerçekleştirdiği için aynı zamanda o zamana kadar olmayan yeni bir çalışma tarzını da biyolojiye kazandırmıştır. Dolayısıyla deneysel biyoloji metodolojisine olağanüstü bir anlayış getirdiği söylenebilir. Mendel öncelikle hem yetiştirilmesi kolay olan hem de yapay tozlaştırılması, yani iki farklı bireye ait çiçeklerin polen ve yumurtalarının bir araya getirilmesi, yani hibridizasyonu kolay olan bir bitki seçmiştir. Bu da bezelye bitkisidir. Ve izlemek üzere 7 görülebilir özelliği özellikle mercek altına almıştır. Bu özelliklerin her biri birbirlerine zıt iki formdan oluşmaktadır. Birazdan göreceğiz. Mesela çiçeğin rengi ya mor olabilir ya beyaz olabilir. Ve çiçek rengi konusunda İki tane zıt karakter söz konusudur ve bu karakterler birbirlerine ya baskındır ya çekiniktir. Şurada karakterleri görüyoruz arkadaşlar. Mendel'in çalıştığı karakter çiftlerinden bir tanesi mor, bir tanesi beyaz çiçek özelliği, yani çiçek rengi özelliği. Baskın olan özellik mordur, çekinik olan özellik beyazdır. Bir diğer karakter çiçek durumudur. Çiçek eğer dalın altından ya da işte ucunun dışında herhangi bir noktadan çıkıyorsa aksiyal, dalın en ucundan çıkıyorsa terminal olarak adlandırılır ve aksiyal olma durumu baskın özelliktir. Bir diğer karakter tohum rengidir. Tohum rengi sarı olabilir ya da yeşil olabilir. Sarı yeşile tam baskındır. Tohum biçimi düz olabilir, buruşuk olabilir.
Düz tohum biçimi karakter olarak buruşuk tohum biçimine baskındır. Kabuk biçimi yassı olabilir ya da kıvrık olabilir. Yassı kabuk, kıvrık kabuğa baskındır. Bir diğer karakter kabuğun rengi. Kabuk rengi yeşil olabilir, sarı olabilir. Yeşil kabuk rengi sarı kabuk rengine baskındır. Ve son karakter ise dal uzunluğu karakteridir. Dal uzun olabilir ya da kısa olabilir. Uzun olma durumu kısa olma durumuna baskındır. Peki mendilin günümüzde de hala ses getiren ve genetiğin temellerini attığı bu çalışmadaki başarısının sırrı nedir? Her şeyden önce uygun bir organizmayı seçmiştir. Uygun bir organizma nedir? Bezelyedir. Bezelye hızlı bir şekilde çoğalmaktadır ve bir sonraki popülasyonun yani bir sonraki jenerasyonun üyelerini çok hızlı bir şekilde dokümante etmek mümkündür. Her deneyi az sayıda zıt karakter çifti kullanımıyla sınırlandırmıştır. Bu da başarısının sırlarından bir tanesidir ve girişte de bahsettiğim gibi kayıtları eksiksiz bir şekilde tuttuğu için onların aritmetik ortalamalarını almaları yani istatistiğin kendisine ne söylediğini tespit etme şansı ortaya çıkmıştır. Mendel'in çalışmaları 1850'li yıllarda yayınlanmıştır ama bu çalışmalar genetik alanında henüz ne anlam ifade ettiği bilinmediğinden dolayı ilk aşamada çok fazla kıymet görmemiştir. Deney sonuçları ölümünden epey sonra yani 1900'lü yılların başlarında ancak farkına varılıp değerlendirilebilmiştir. Kromozomların işlev ve davranış özelliklerini araştıran genetikçiler Mendel'in önermelerinin değerini 1900'lü yılların başlarında ancak anlayabilmişlerdir. Dolayısıyla 1850'lerde yayınlanan bu veriler 1900'lü yılların başlarına kadar kitaplık raflarında tozlanmaya mahkum bırakılmıştır. Ama 1900'lü yılların başlarında başka araştırmacıların da benzer bulgulara ulaşmasıyla aslında Mendel'in kalıtsal özelliklerin aktarımının temelini keşfettiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Şimdi Mendel'in çaprazlamalarına göz atacak olursak önce monohibrit çaprazlamayla başlayacağız. Monohibrit çaprazlama demek sadece bir çift zıt karakterle ilgili çaprazlamadır. Yani buradaki çiçek örneğinde olduğu gibi çiçek rengi karakteri iki tane zıt özellikten oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi mor olma durumu, bir tanesi ise beyaz olma durumu. Genetikçiler çaprazlamalarda orijinal ebeveynleri P kuşağı olarak adlandırırlar. Yani parenteral kuşak, atasal kuşak anlamına gelmektedir. Bunların yavruları olan kuşak ise F kuşağıdır. Ve ilk yavru kuşak olduğu için bir numarasıyla adlandırılır. Yani F1 kuşağı, F1 filial anlamına gelmektedir. Yani oğul döl anlamındadır. Dolayısıyla ana babadan oluşan ilk kuşak olduğu için bir, filial kuşak olduğu için de F1 kuşağı adı verilmektedir. Daha sonra F1 kuşağı bireylerinin kendi aralarında çaprazlanması sonucunda elde edilen bir sonraki jenerasyona ise F2 kuşağı yani ikinci filial nesil adı verilmektedir. Ve mor ve beyaz çiçek rengini gösteren karakterlerin birbirlerine zıt özellikleridir. Yani çiçek rengi bir karakterdir. Çiçek renginin mor ya da beyaz olması ise bir özelliktir. Mendel mor çiçekli bitkilerle beyaz çiçekli bitkileri çaprazladığında yani şu bitkilerle şu bitkileri çaprazladığında F1 neslinin sadece mor çiçekli bitkilerden oluştuğunu tespit etmiştir. Bakın burada mor çiçekleri büyük P büyük P, beyaz çiçekleri de küçük P küçük P harfleriyle sembolize ediyoruz. Şimdi bezelye İki ebeveyn tarafından oluşturulan bir bitkidir. Yani ebeveynlerden bir tanesi polen hücresinin bir tanesi ise yumurta hücresini verir. Dolayısıyla iki tane harf vardır. Harflerden bir tanesi anneden bir tanesi babadan gelmektedir. Dolayısıyla iki ebeveynli kalıtım yani eşeyli kalıtım sonucunda ortaya çıkmış bir bireydir. Büyük P küçük P'ye baskındır. Yani ortamda büyük P bir de küçük P'nin bulunması durumunda yani heterozigotluk durumunda çiçeğin rengi mor olarak ortaya çıkacaktır. Büyük P büyük P olması durumunda da çiçeğin rengi mor olacaktır. Ama iki tane resesif karakter, çekinik karakter yani iki tane küçük P bir araya geldiğinde de çiçeğin rengi beyaz olacaktır. Bu çaprazlamada gametleri nasıl tespit ediyoruz?
Öncelikle mor çiçekli bireye bakıyoruz. Genotipi nedir? Büyük P, büyük P. Bu genotipten bir gamet oluşturmak istediğinde bu bitki her iki harfte büyük P olduğu için tek bir çeşit gamet oluşturabilecektir. O da büyük P. Diğer bireye bakıyoruz. Onun da genotipi iki tane küçük P harfinden oluşuyor. O da gamet oluşturmak istediğinde sadece küçük P'den oluşan tek tip bir gamet meydana getirebilecektir. Dolayısıyla bu iki bireyi çaprazladığımızda birinden büyük P, birinden de küçük P gameti geleceği için büyük P, küçük P bireyler oluşacaktır. Yani heterozigot bireyler oluşacaktır. Büyük P'nin küçük P'ye baskın olduğunu bildiğimiz için o zaman fenotipte biz bu bitkinin mor olduğunu tespit edebileceğiz. Peki F1 kuşağında bütün bireyler mor oluşmuştu. F1 kuşağı bireylerini kendi içerisinde çaprazlayacak olursak nasıl bir durum ortaya çıkar? Bakın büyük P küçük P genotipli iki bireyi çaprazladığımızı düşünelim. Burada bir tane birey verilmiş ama aynısından yanında bir tane daha birey olduğunu düşünün. İlk aşama nedir? Gametleri tespit etmektir. Genotipe bakıyoruz, bir tane büyük P harfi, bir tane de küçük P harfi var. Bu genotipten yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bu birey bir tane büyük P, yani %50 oranında büyük P, bir tane de küçük P, yani %50 oranında da küçük P'den oluşan iki tip gamet oluşturabilecektir. Bakın, bireylerden bir tanesinin gametlerini bu köşeye yazarsak, buna Punnett karesi adı veriliyor. Birazdan bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Büyük P ve küçük P gametler. Şu da diğer bireyin yani yanında olduğunu, yani şunun yanında bir tane daha aynı bireyden olduğunu hayal edin. Onu söylemiştim az önce arkadaşlar. Onun gametlerinin de büyük P ve küçük P olduğunu düşünelim. Şimdi Punnett karesinin bir tarafına şu bireyin gametlerini yani büyük P ve küçük P'yi yazdık. Diğer tarafına da yanındaki aynı genotipe sahip olan bireyin gametlerini yazdık. O da büyük P ve küçük P'ydi. Ve sonuçta Punnett karesini şu şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bakın şu harfle şu harfi birleştirip şu karenin içerisine yazıyoruz. Buradan büyük P geldi, buradan da büyük P geldi. İki tane büyük P. Büyük P, büyük P neydi? Mordu. Peki şuraya geldik. Buradan küçük P geldi. Buradan da büyük P geldi. Genotip ne oldu? Büyük P, küçük P. Büyük P, küçük P'ye baskın olduğu için fenotipte mor renk ortaya çıkacaktır. Gelelim şu kareye. Buradan büyük P geldi. Buradan da küçük P geldi. Büyük P yine küçük P'ye baskın olacağı için bu da fenotipte mor görünecektir. Ve son karemiz şurası. Buradan da küçük P geldi. Buradan da küçük P geldi. Yani genotip küçük P, küçük P, homozigot çekinik. Bu birey de beyaz olacaktır dış görünüş açısından. Gördüğünüz gibi 4 tane birey elde ettik. Bunlardan 3 tanesi dışarıdan bakıldığında mor, bir tanesi ise beyaz görünmektedir. Yani klasik bir Mendel monohibrit çaprazlamasında birinci kuşak tamamen mor olurken ikinci kuşakta bireylerin 3 tanesi mor, bir tanesi beyaz olmaktadır. Yani 3'e 1 oranı söz konusudur. Mendel bu çaprazlamayı tabi sadece bir tane bireyle yapmamış. F1 bireylerini kendi aralarında çaprazlarken çok sayıda birey kullanmış. Ve 1064 tane yavru elde ediyor. Bunlardan 787'si mor, 277'si ise beyaz. Şimdi 787 ile 277'yi birbirine oranladığınızda aşağı yukarı 3'e 1 oranını elde edersiniz. Yani 787, 277'nin 3 katıdır neredeyse. Yani 3'e 1 oranı burada da sağlanmış durumda. Ve oran genelde bu çaprazlamayı tekrarladığında 2.8'e 1 ya da 3'e 1 şeklinde olmuştur. Bu oran hiçbir zaman sapmamıştır. Ve bu da Mendel'e aslında bazı kuralların aktarım genetiğinde önemli olduğu fikrini aklına getirmiştir. Şimdi Mendel peki bezelyelerle bu çaprazlamayı nasıl gerçekleştirmiştir? Çaprazlama iki yolla yapılabilir. Birincisi mor çiçekli bitkinin poleni ile beyaz çiçekli bitkinin tozlaşması. Yani şuradan poleni alırsınız şu fırçanın ucuyla. Bu poleni getirir beyaz çiçekli bitkinin dişicik borusunun üzerine koyarsınız. Yani bu bitkinin polenleri ile bu bitkinin yumurtasını bir araya getirmeye çalışırsınız. Ya da tam tersini yaparsınız.
şu bitkinin polenlerini alır, bu bitkinin dişicik borusu üzerine koyarsınız. Dolayısıyla bu sefer de bu beyaz bitkinin mor bitkiyi döllemesini sağlarsınız. İşte bu resprokal yani karşılıklı çaprazlama deneyidir arkadaşlar. Mendel bitkilerde çalıştığı özelliklerin her birine birim faktör adını vermiştir. Ve Mendel'in adlandırdığı bu birim faktörler aslında Mendel'e göre kalıtımın temel birimleridir ve nesilden nesile değişmeden geçen unsurlardır. Bugün biz modern genetikte birim faktör teriminin ne anlama geldiğini farklı şekilde adlandırıyoruz. Onu da ilerleyen slaytlarda size ifade edeceğim. Mendel yaptığı çalışmalar sonucunda bu monohibrit çaprazlamalar sonucunda 3 tane önemli önerme ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi çiftler halindeki birim faktörlerdir. Yani her bir birim faktör çift halinde bulunur. Yani çiçek rengi için mavi olma durumu ve beyaz olma durumu çift halindedir. Ve çiçek rengi bir çift birim faktörden oluşmaktadır. Baskınlık çekiniklik yine Mendel'in ortaya koyduğu kurallardan bir tanesi. Bir karakter diğerine ya baskındır ya çekiniktir. Bir diğerisi ise segregasyon ya da ayrılmadır. Onu en basit manada şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada gamet oluşumu sırasında büyük P küçük P genotipine sahip bireyler gametleri oluştururken büyük P'yi bir tarafa, küçük P'yi bir tarafa paylaştıracaklardır. Ve bu paylaşım rastgele gerçekleşir. Yani şuradaki gametin büyük P mi ya da küçük P mi alacağını önceden bilemezsiniz. Ayrılma dediğim şu harflerin gametlere dağıtılması, bunların rastgele gametlere dağıtılması ise rastgele dağıtılma olayı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi genetik karakterler her organizmada çiftler halinde bulunan birim faktörler tarafından kontrol edilmektedir. Mesela çiçek için düşünelim, bezelyedeki çiçek rengi karakteri için düşünelim. Bu çaprazlamada yani mor çiçek beyaz çiçek çaprazlamasında her birey çiçek rengini belirleyen şu kombinasyonlardan herhangi birisine sahip olabilir. Anneden mor, babadan mor alabilir yani iki tane mor alabilir. O zaman büyük P büyük P genotipine sahip olacaktır. Ebeveynlerin birinden mor diğerinden beyaz alabilir yani büyük P küçük P genotipine sahip olma durumu ya da her iki ebeveyninden de beyaz faktör alabilir yani küçük P küçük P genotipine sahip olma durumu ve tek bir bireydeki tek bir karakterden birbirinden farklı iki faktör sorumlu olduğundan birim faktörlerden birisi diğerisine baskın diğerisi ise bunun karşısında çekinik olarak hareket edecektir. İşte monohibrit çaprazlamalarda F1'de ifade edilen özellik aslında baskın birim faktörün sonucudur. Yani şuradaki büyük P'nin sonucunda bu çiçek mor renkte karşımıza çıkmaktadır. Ve yine F1'de ifade edilmeyip F2'de tekrar ortaya çıkan özellik de aslında çekinik birim faktörün sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bakın burada küçük p çekinik kaldığından fenotiple kendisini belli edememişti. Eğer Mendel çaprazlamayı F1'de bırakmış olsaydı aslında kalıtımın temel ilkelerini ortaya çıkaramayacaktı. Neden? Morla beyazı çaprazladık, mor oluştu, beyaz tamamen ortadan kayboldu. Ama F2'ye ilerlediği için bakın şuradaki küçük p harfi yanına diğer ebeveyninden bir küçük p daha bulduğunda beyaz rengi tekrar fenotipte gösterebilir hale gelmiştir. Benzer şekilde uzun gövde özelliği bodur gövde özelliğine baskındır. Ya da az önceki tabloda gösterdiğim Mendel'in 7 karakter çiftinin her birinin diğerine baskın olduğunu söylemiştik. Bunların hepsinde baskınlık, çekiniklik olayını aynı şekilde ifade edebiliriz. Şimdi Mendel'in ortaya koyduğu ilkelerden bir diğerisi ise segregasyon ya da ayrılma demiştik. Gamet oluşumu sırasında çiftler halinde bulunan birim faktörler gametlere rastgele dağıtılırlar. Ve her bir gamet bunlardan birini ya da diğerini eşit olasılıkla alır. Mesela elinizde bir madeni para, metal para olduğunu düşünün. Havaya attığınızda %50 oranında yazı, %50 oranında tura gelecektir. Dolayısıyla benzer şekilde büyük P küçük P genotipine sahip bir gamet ana hücresi de gamet oluştururken gametlerin bir tanesi %50 oranında büyük P harfini alırken
bir diğerisi ise %50 oranında küçük P harfini alacaktır. Burada da ayrılma açıkça görülüyor arkadaşlar. Şu anne, şu da baba. Anne şu kromozomu gametin içerisine gönderecek, baba da şunu gönderecektir. Ama gametin içerisine gidecek olan şu çiftlerden hangisinin gamete gideceği tamamen rastlantısal bir olaydır. Yani şansa bağlı bir olaydır. Eğer bir birey aynı birim faktör çiftini içeriyorsa, yani iki tane büyük P varsa, bütün gametler büyük P'den oluşacaktır. Yani %50 oranında büyük P oluşacaktır. Yani büyük P, büyük P genotipine sahip bir gamet ana hücresi gamet oluştururken tek tip bir gamet oluşturacaktır. Yani sadece büyük P. Eğer birey birbirinden farklı birim faktörler içeriyorsa, mesela mor ve beyaz allellerini bir arada bulunduruyorsa, yani büyük P ve küçük P'yi bir arada bulunduruyorsa, o zaman gametlerden her biri bu harfleri, yani büyük P'yi ya da küçük P'yi %50 oranında alacaktır. İşte Mendel'in P1 mor bitkileri, yani şu parenteral kuşaktaki mor bitkiler her iki ebeveynden aynı harfi almışlardır. Yani büyük P, büyük P'yi almışlardır. Beyazlar ise, P1'deki beyazlar ise ebeveynlerinden yine küçük P, küçük P aynı harfleri almışlardır. Dolayısıyla mor çiçekli bitkinin tüm gametleri mor birim faktörü taşıyor. Beyaz çiçekli bitkinin ise tüm gametleri beyaz birim faktörü taşımaktadır. Ve döllenmeden sonra bütün F1 bitkileri ebeveynlerin birinden mor, diğerinden beyaz alacaktır. Yani bakın buradan mor geldi, büyük P geldi. Buradan da beyaz geldi, küçük P geldi. Ve bir mor birim, bir de beyaz birim bir araya geldiğinde siz dış görünüşü mor olarak göreceksiniz. Çünkü büyük P, küçük P'ye baskın olduğu için. Ve bu mor çarpı beyaz birim faktörüne sahip bireyler gamet oluştururlarken, yani F1 kuşağı bitkileri F2 kuşağını oluşturmak üzere gamet oluştururlarken, az önce söylemiştim, gametlerden bir tanesi %50 oranında büyük P'yi alırken bir diğerisi ise %50 oranında küçük P'yi alacaktır. Ve bu gamet tiplerine sahip F1 bireyleri kendi aralarında çaprazlandığında, yani şu genotipe sahip, yani büyük P küçük P genotipine sahip iki birey kendi aralarında çaprazlandığında mor mor birim faktörlü çiftli bireyler, bakın büyük P büyük P, mor beyaz birim faktör çiftli bireyler, yani şurada büyük P küçük P'ler ve beyaz birim faktör çiftli bireyler, yani küçük P küçük P bireyler meydana gelecektir. Ve yine az önce söylediğim gibi F2 bireylerinin 4'te 3'ü mor, yani şunlar, ve 4'te 1'i ise beyaz olacaktır. Ve bizim dışarıdan gördüğümüz nedir? Bakın arkadaşlar, büyük P büyük P, yani aynı harften iki tane yan yana bulunması durumuna homozigot adı verilir. Bu bireyler genotipleri büyük P büyük P'dir ve görünüşleri mordur. Büyük P küçük P genotipine sahip bireylere de heterozigot bireyler denir. Her ne kadar genotipleri şuradaki genotipten farklı olsa da dış görünüşleri yine mordur. Ve küçük P küçük P genotipine sahip bireyler de yine aynı iki harfi yan yana içerdikleri için homozigot bireylerdir. Ama bu sefer görünüş iki tane çekinik karakter yan yana geldiği için beyazdır. Yani her ne kadar genotip, üç farklı genotip meydana gelmiş olsa da, yani şurası, şurası ve şurası, ama fenotipte iki farklı durumu görürsünüz sadece. 3 tane birey mor, 1 tane birey beyaz. Şunların moru ortaya çıkarmasının nedeni büyük P'nin küçük P'ye baskın olmasıdır. İşte genetik bir özelliğin fiziksel ifadesine, yani dış görünüşüne fenotip adı verilmektedir. Ve Mendel'in bu kalıtım birimlerini temsil eden bu birim faktörlerine biz modern genetikte bugün gen adını veriyoruz arkadaşlar. Gen. Ve her bir gen bir çift allelden oluşmaktadır. Buna genin alternatif versiyonları adı verilmektedir. Bakın şu bir homolog kromozom çifti, anneden gelen ve babadan gelen. Ve bu da onların üzerinde çiçeğin
renginden sorumlu gen çiftidir. Homolog kromozomların üzerinde her bir karakterden sorumlu genler karşılıklı yer alır. Ama bu genler birbirlerinin tıpatıp aynısı olmak zorunda değildirler. Evet, ikisi de çiçeğin rengini kodlar ama bir tanesi mor çiçeği kodlarken bir tanesi beyaz çiçeği kodlar. İşte bu genlerin kromozom üzerinde yerleştiği bölgelere o genin lokusu adı verilir. Ve homolog kromozomlarda aynı karakteri kodlayan genler kromozomların aynı yerlerinde yer alır. İşte bu çiftleri oluşturan üyelerin her birine alel adını veriyoruz. Aslında mor çiçek popülasyonda en yaygın görülen, yani yabanıl tip alleldir. Beyaz çiçek ise mor çiçek geninin DNA diziliminde bir mutasyon meydana gelmesi sonucunda oluşmuş biraz daha farklı bir versiyonudur. Allel çiftleri birbirinin aynısı olabileceği gibi, ki az önce söylemiştim, ikisi de büyük P olabilir ya da ikisi de küçük P olabilir. Birbirinden farklı alleller de olabilirler. Yani bir tanesi büyük P, bir tanesi küçük P olabilir. O nedenle şu mor çiçek alleliyle beyaz çiçek alleli bir araya geldiğinde heterozigot bir bireyi meydana getirecektir. Ve buraya kadar anlattıklarımızdan aslında şu çıkarsamayı çok rahat yapabiliriz. Genetik çaprazlamalarda çaprazlanan özellikler harflerle sembolize edilir. Bakın, büyük P ve küçük P olmak üzere. Küçük harf çekinik özelliğe ait alleli, büyük harf ise baskın özelliğe ait alleli göstermektedir. Ve bu harfler, bu alleller çiftler halinde yazıldıklarında ortaya çıkan durum ise genotip adını alır arkadaşlar. Bakın, şu iki harf yan yana yazılmış, bu iki harflik kombinasyon bireyin çiçek rengi açısından genotipidir. Bu büyük P büyük P olabilir, büyük P küçük P olabilir ya da küçük P küçük P olabilir. İşte bu duruma genotip adını veriyoruz arkadaşlar. Ve genotipin dışarıdan görünecek şekilde ortaya koyduğu fiziksel özelliğe ise fenotip demiştik. Büyük P büyük P ve büyük P küçük P moru oluştururken küçük P küçük P ise beyazı meydana getirmektedir. Dolayısıyla yine şimdiye kadar anlattıklarımızdan çok rahat yola çıkarak açıklayabileceğimiz iki kavram ortaya çıkıyor. Genotip aynı alleller tarafından oluşturulmuş ise bu bireylere homozigot bireyler adını veriyoruz. Bakın, büyük P büyük P aynı bireyler, küçük P küçük P aynı bireyler. Bu bireyler homozigot bireylerdir. Genotip farklı allellerden oluşmuş iseler, mesela küçük büyük P küçük P'de olduğu gibi, bu bireylere ise heterozigot bireyler adı verilir. Ve çaprazlamayı en kısa, en kestirme şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunu Punnett karesiyle gerçekleştirebiliriz. Onu da az önce çaprazlamayı yaparken anlatmıştım arkadaşlar. Çaprazlama sonucunda oluşan genotip ve fenotipleri Punnett karesiyle kolayca belirleyebiliriz. Oluşacak her bir olası gameti ayrı bir sütuna, yani oluşturacağınız karenin farklı kenarlarına yazarsanız, mesela bir numaralı bireyden iki tane farklı gamet gelecekse karenin bu tarafı iki bölmeli olacaktır. Diğer bireyden de iki farklı gamet meydana geliyorsa karenin diğer tarafı da iki tane bölmeden oluşacaktır. Yani 2'ye 2, 4 karelik bir bölme meydana getireceksiniz. Bir Punnett karesi meydana getireceksiniz. Sütunlardan birisi dişi ebeveynin gametlerini meydana getirecektir. Diğerisi ise erkek ebeveynin gametlerini meydana getirecektir. Sonrasında yapmanız gereken ise köşelerdeki şu harfleri birleştirerek ilgili kutucuğun içerisine yazmaktır arkadaşlar. Şimdi karşımıza bir başka kavram daha çıkıyor. Bu da test çaprazı kavramı arkadaşlar. Şimdi elinizde mor bir bitki var. Mor bitkinin genotipinin ne olduğunu ilk bakışta anlamanız mümkün değil. Neden? Mor beyaza baskın olduğu için mor bitkinin genotipi büyük P büyük P'de olabilir, büyük P küçük P'de olabilir. Bunun genotipini tespit etmenin yolu, genotipini bilmediğiniz bu bireyi homozigot çekinik, yani küçük P küçük P'den oluşan bir bireyle çaprazlamaktır. Şimdi şu genotipini bilmediğiniz bireyin genotipinin büyük P büyük P olduğunu varsayalım. O varsayımdan yola çıkarak küçük P küçük P ile çaprazlayalım. Bu birinci olasılık. İkinci olasılıkta da genotipini bilmediğimiz bireyin genotipinin büyük P küçük P olduğunu
varsayarak yapacağız çaprazlamayı. O durumda da büyük P küçük P ile küçük P küçük P'yi çaprazlayacağız. Şimdi öncelikle birinci olasılığın çaprazlama deneyini gerçekleştirelim. Bakın arkadaşlar, büyük P büyük P ise genotipini bilmediğimiz bitkinin genotipi, o zaman kaç çeşit gamet oluşturacaktır? İkisi de büyük P olduğu için aslında tek çeşit gamet oluşturacaktır. Yani oluşturacağı gametlerin her ikisi de büyük P büyük P olacaktır. Diğer bitkiden ne gelecek? Küçük P küçük P gelecek. Neden? İkisinin de harfi küçük P idi. Yani tek tip gamet oluşturacak. İki tane aynı gametten oluşacak. Çaprazlama yaptığınızda bütün bireylerin büyük P küçük P olması gerekiyor. O zaman bütün bireyler mor olacaktır. Yani genotipini bilmediğimiz bireyin genotipi büyük P büyük P ise, bunu küçük P küçük P bir bireyle çaprazlamış isek, bütün yavruların mor olmasını bekleriz. Peki bunu aldık, bir tarafa koyduk. Şimdi de bu bireyin genotipinin büyük P küçük P olduğunu varsayarak şu bireyle çaprazlayalım. Bakın buraya büyük P yazdık, buraya da küçük P yazdık. Neden? Şurada iki tane farklı harf vardı. Dolayısıyla iki farklı gamet meydana getirecek. Gametlerden bir tanesi büyük P, bir tanesi ise küçük P olacaktır. Bakın büyük P'yi buraya yazdık, küçük P'yi de buraya yazdık. Diğer bitkiden ne gelecek? Diğer bitkiden de aynı tip harfe sahip olduğu için tek tip gamet gelecek. Yani iki tane küçük P gelecek. Bakın onları da buraya yazdık. Çaprazlamayı yaptığımızda bakın köşeleri birleştirdiğimizde büyük P, küçük P, büyük P, küçük P, küçük P, küçük P, küçük P, küçük P. Yani eğer genotipini bilmediğimiz bireyin genotipi büyük P, küçük P ise ve onu şu homozigot çekinik bireyle çaprazlarsak, sonuçta iki tane beyaz, iki tane mor bitki ortaya çıkar. Yani %50-%50 oranında. Siz bu çaprazlamayı gerçekten laboratuvarda yaptığınızda, eğer bütün bireyleriniz mor olarak ortaya çıkıyorsa genotipini bilmediğiniz birey büyük P büyük P'dir. Eğer bütün bireyleriniz mor olmuyor da yarısı mor yarısı beyaz oluyorsa o zaman genotipini bilmediğiniz birey büyük P küçük P'dir. Çünkü şu beyazların ortaya çıkabilmesi için şuradaki ebeveynden bir tane küçük P'nin gelmesi gerekmektedir. Peki gelelim dihibrit çaprazlamaya. Monohibrit çaprazlamada sadece bir tane karakteri kullanmıştık. Dihibrit çaprazlamada ise aynı anda iki karakteri birden kullanıyoruz. İşte aynı anda iki karakterin birden kullanıldığı çaprazlamalara iki faktörlü çaprazlama ya da dihibrit çaprazlama adı verilmektedir. Mesela buradaki örnekte olduğu gibi tohum rengi ve tohum biçimi karakterlerinden oluşan bir çaprazlamayı bu iki karakter için bir arada gerçekleştirecek olursak nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Sarı düz bezelyeler ile, yani tohum rengi açısından sarı neydi? Yeşile baskındı. Tohum biçimi açısından da konuşacak olursak düz tohum buruşuk tohuma baskındı. Yani tohum rengi ve tohum biçimi açısından tamamen baskın olan iki karakterle tamamen çekinik olan iki karakteri taşıyan bireyi birbiriyle çaprazlarsak bir dihibrit çaprazlama meydana getirmiş oluruz. Bakalım çaprazlamaya. Bakın iki tane lokus var. Birincisi Y lokusu, yani tohum rengi lokusu. İkincisi ise R lokusu, yani tohum biçimi lokusu. Şurada harflere bakıyoruz. Tek tip harf var. Yani iki tane büyük Y. Dolayısıyla bu birey birinci lokusa ilişkin tek tip gamet verecektir. Yani büyük Y gametini verecektir. İkinci lokusa bakıyoruz. Yani tohum biçimi lokusuna bakıyoruz. Burada da iki tane aynı harf var. Dolayısıyla bu birey de yine tek tip bir harf verecektir. Yani büyük R'yi verecektir. Yani şu birinci bireyin gameti tek tip gamet olacaktır. Yani büyük Y büyük R gameti. Gelelim ikinci bireye. İkinci bireyde de aynı şey söz konusu. Birinci lokusta iki tane küçük Y harfi var. Yani tek tip harf verebilecektir gametine. Yani sadece küçük Y'yi verebilecektir. İkinci lokusta da yine tek tip harf var. Buradan da sadece tek tip harf verebilecektir. Yani küçük R'yi oluşturacaktır. Dolayısıyla bu bireyin de gameti küçük Y küçük R olacaktır. Bu iki bireyi birbiriyle çaprazladığımızda nasıl bir durum ortaya çıkar?
şu gametle şu gameti bir araya getirip yazmak gibidir aslında bu. Büyük Y, küçük Y, büyük R, küçük R. Yani şurada gördüğünüz büyük Y, küçük Y, büyük R, küçük R bireyi ortaya çıkacak. Şimdi büyük Y, küçük Y'ye baskındı. Dolayısıyla birinci lokustan ötürü tohum rengi sarı olacaktır. Ve büyük R de küçük R'ye baskındı. Yani tohum biçimi açısından düşünecek olursak düz buruşa baskın olduğu için bu birey sarı ve düz bir birey olarak ortaya çıkacaktır. Bu parenteral kuşağın çaprazlanması sonucunda elde ettiğimiz F1 kuşağıdır. Peki iki tane F1 kuşağını yani her lokus açısından şu heterozigot genotip içeren şu bireyden iki taneyi yan yana getirir çaprazlarsak o zaman nasıl bir durum ortaya çıkar? Şuradaki gibi bir durum ortaya çıkacak. Ama bunu anlatmadan önce şu bireyin gametlerini nasıl tespit ettiğimize ilişkin bilgi vermem gerekiyor. Bunun çok kolay bir yolu vardır arkadaşlar. Bakın F1 kuşağı bireyimiz neydi? Büyük Y, küçük Y, büyük R, küçük R bireyiydi. Bu bireyi yine aynısı bir diğer bireyle çaprazlamamız gerekiyordu. Peki çok kısa kestirme pratik ve kolay anlaşılabilir bir yolunu anlatacağım size. Şimdi birinci lokusta kaç çeşit harf var? İki çeşit harf var. Biri büyük Y, biri küçük Y. Hemen bir kağıt alıyorsunuz elinize. Yukarıya büyük Y, aşağıya da küçük Y yazıyorsunuz. Birbirine karıştırmamak için araya da şöyle bir kesikli çizgi koyabilirsiniz. Şimdi birinci lokusun gamet çeşitleri bunlardı. Gelelim ikinci lokus açısından durum nasıl? Bakın ikinci lokusta da iki farklı harf var. Bir tanesi büyük R, bir tanesi ise küçük R. Bakın bu olasılıkları bu sefer başlangıçta yazdığımız her bir harfin karşısına ayrı ayrı yazıyoruz. Yani Y'nin karşısına önce büyük R'yi yazıyoruz sonra da küçük R'yi yazıyoruz. Çünkü iki farklı olasılık vardı ikinci lokus için. Aynı şeyi aşağıya da yapıyoruz. Yani küçük Y'nin karşısına da yine büyük R'yi yazıyoruz önce sonra küçük R'yi yazıyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık iş iyice kolaylaşıyor. Neden? Bakın bir bulmacada rotayı izlemeye benziyor bu. Buradan yola çıkıyoruz. Bakın büyük Y, büyük R. Birinci gamet çeşidimiz büyük Y, büyük R'dir. Sonra büyük Y, küçük R. Yani ikinci gamet çeşidimiz büyük Y, küçük R'dir. Sonra küçük Y, büyük R. Üçüncü gamet çeşidimiz küçük Y, büyük R'dir. Küçük Y, küçük R. Yani son ve dördüncü gamet çeşidimiz de büyük Y, pardon küçük Y, küçük R'dir. Ve bireylerin ikisi de aynı olduğundan buradaki gamet çeşitleri şu birey içinde geçerlidir. Dolayısıyla Punnett karesinde şuraya birinci bireyin gametlerini, şuraya da ikinci bireyin gametlerini yazdığımızda ve bu kutucukların kesişen yerlerini kutuların içerisine birleştirerek yazdığımızda şöyle bir durum ortaya çıkacaktır arkadaşlar. 4'e 4 yani 16 bireylik bir Punnett karesi ortaya çıkacaktır. Bakın çaprazlama yapılmış, görsel olarak da oldukça güzel görünüyor. Aynen bizim bulduğumuz gametler yazılmış Punnett karesinin sol tarafına ve sağ tarafına ve kesişen yerlere gerekli birleştirmeler yapılmış. Çaprazlama yapıldığında 9 bölü 16 oranında sarı düz, 3 bölü 16 oranında sarı buruşuk, 3 bölü 16 oranında yeşil düz ve 1 bölü 16 oranında yeşil buruşuk bireyler elde edilir. Yani klasik bir dihibrit Mendel çaprazlamasında F2'de 9, 3, 3, 1 oranı elde edilir arkadaşlar. İşte tam burada Mendel'in dördüncü önermesi karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız az önce Mendel'in ilk üç önermesinden bahsetmiştik. Ama dihibrit çaprazlamayı yaptığımızda bir dördüncü önerme daha çıkıyor karşımıza. Buradaki dihibrit çaprazı iki monohibrit çaprazın ayrı ayrı yürüdüğü şeklinde düşünülebilir. Çünkü iki farklı lokus var aslında burada. İşte bu iki özelliğin yani tohum rengi özelliğiyle tohum şekli özelliğinin birbirinden bağımsız kalıtıldığını gözümüzün önüne getirelim. Bu durumda bitkinin sarı ya da yeşil tohumlu olma şansı düz ya da buruşuk tohumlu olma şansından etkilenmez. Çünkü ikisi ayrı lokustur
İkisi şurada da söylediğim gibi iki monohibritin ayrı ayrı çaprazlanması gibi de düşünebilirsiniz. Gamet oluşumu sırasında birim faktörlerin birbirlerinden ayrılan çiftleri gametlere bağımsız olarak dağıtılır. Yani hangi gametin büyük P'yi, hangi gametin küçük P'yi ya da buradaki örnekte olduğu gibi hangi gametin büyük Y'yi, hangi gametin küçük Y'yi ya da hangi gametin büyük R'yi, hangi gametin küçük R'yi alacağı önceden belli olmaz. Bu şansa bağlı bir olaydır. İşte Mendel buna bağımsız açılım adını vermiştir. Evet, bu yaptığımız çaprazlamanın ayrıntıları arkadaşlar. Az önce yapmış olduğumuz dihibrit çaprazlamanın ayrıntılarıdır arkadaşlar. Evet, sıra geldi trihibrit çaprazlamaya. Mendel'in az önce anlattığımız ayrılma ve bağımsız açılmayla ilgili yöntemleri 3 karakterin bir arada gerçekleştirildiği çaprazlamalara da uygulanabilir. Her ne kadar dihibrit çaprazlamaya göre biraz daha karışık gibi görünse de Mendel'in prensipleri izlendiğinde aslında oldukça basit bir çaprazlamadır. Sadece burada gamet tespiti biraz zorlayabilir sizi ama az önce dihibrit bir çaprazlamada gametlerin nasıl oluşturulduğuna ilişkin yöntemi burada birazdan tekrarlayacağım size. O aşamayı rahatlıkla yapabilirseniz eğer ki yapabileceğinize inanıyorum, o zaman dihibrit çaprazlamayı da çok rahat gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi çaprazlamanın şu şekilde olduğunu varsayalım. 3 tane karakterimiz var. Dolayısıyla üçlü okusumuz var. P kuşağında, parenteral kuşakta büyük A büyük A, büyük B büyük B ve büyük C büyük C genotipinden oluşan bir bireyle bütün karakterler açısından çekinik allelleri taşıyan, yani küçük A küçük A, küçük B küçük B ve küçük C küçük C bireyleri taşıyan bir bireyi çaprazladığımızı düşünelim. Şimdi çaprazlamanın F1 kuşağında ne olacaktır? Büyük A için tek tip gamet verecektir. Yani A karakteri için tek tip gamet verecektir. Büyük A. B karakteri için de tek tip gamet verecektir. Büyük P. C karakteri için de tek tip gamet verecektir. Büyük C. Yani aslında bunun gameti büyük A, büyük B, büyük C'den oluşan tek tip bir gamet olacaktır. Aynı şey ikinci birey için de geçerli. Birinci lokus için tek harf, ikinci lokus için tek harf, üçüncü lokus için tek harf ortaya çıkacaktır. Yani küçük A, küçük B, küçük C. Aslında birinci bireyin gameti olan büyük A, büyük B, büyük C ile ikinci bireyin gameti olan küçük A, küçük B, küçük C'yi bir araya getirdiğimizde nasıl bir durum ortaya çıkar? F1'de büyük A, küçük A, büyük B, küçük B ve büyük C, küçük C'den oluşan, yani tüm lokusları heterozigot olan bir F1 bireyi meydana gelecektir arkadaşlar. Asıl sorun F1'den sonrasına ilerleyebilmektir. Yani şu bireyi, yani tüm lokuslar açısından heterozigot olan şu bireyle yine aynı bireyi çaprazlamaktır. Yani büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C ile yine aynı genotipe sahip olan bireyi çaprazlamak istersek durum biraz karışık olmaktadır. Onda da karışıklığı şu şekilde çok rahat giderebiliriz arkadaşlar. Az önce anlattığım usul burada da geçerli. Bakın, birinci lokus açısından kaç tane farklı harf var? 2 tane. Büyük A ve küçük A. İkinci lokus açısından kaç tane harf var? Farklı harf. Büyük B, küçük B. Bakın, büyük A'nın karşısına büyük B ve küçük B'yi yazıyoruz. Yine küçük A'nın karşısına da büyük B ve küçük B'yi yazıyoruz. Geliyoruz üçüncü lokusa. Aynen şuralarda olduğu gibi aynı mantıkla büyük B'nin karşısına büyük C, küçük C'yi yazıyoruz. Çünkü 2 tane farklı harf söz konusu. Yine küçük B'nin karşısına da büyük C, küçük C yazıyoruz. Aynı durumu şurada da gerçekleştiriyoruz. Büyük B'nin karşısına büyük C ve küçük C'yi yazıyoruz. Küçük B'nin karşısına da büyük C ve küçük C'yi yazıyoruz. Artık yapmamız gereken yolları izleyerek harfleri birleştirmek. Şuradan yola çıktım. Büyük A, büyük B, büyük C. Bakın, birinci gamet. Büyük A, büyük B ve küçük C. Bakın, ikinci gamet. Büyük A, küçük B ve büyük C, üçüncü gamet. Büyük A, küçük B ve küçük C, dördüncü gamet. Küçük A, büyük B ve büyük C, beşinci gamet. Küçük A, büyük B ve küçük C, altıncı gamet. Küçük A, küçük B ve büyük C, yedinci gamet. Küçük A, küçük B ve küçük C, sekizinci gamet. Bu iki F1 bireyinin gametlerini tespit ettikten sonra bir sonraki aşamada ne yapacağız artık? Bir Punnett karesi. Bakın, dikkat edin, 8 tane gamet
bir bireyden geldi. 8 de karşı bireyden gelecek. 8'e 8 64 kareli bir punnet karesi meydana getireceğiz. Bakın bireylerden bir tanesinin genotiplerini buraya yazıyoruz. Yani gametlerini, diğerisinin gametlerini de buraya yazıyoruz. Ve birleşen karelere harfleri birleştirerek yazdığımızda şu 64 kutucuğu çok rahat oluşturabiliriz. İşte bu çaprazlamayı yaptığımızda da 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1 şeklinde bir oransal tablo ortaya çıkar. Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Bunu bireylerin fenotiplerine dayalı olarak söylüyoruz. Yani 27 birey bir fenotip, 9 birey bir başka fenotip, diğer 2 tane 9 bireylik farklı fenotipler, 3 tane 3 bireylik fenotip, 1 tane de tek bireylik farklı bir fenotip ortaya çıkıyor. Bu elde edilen oranlar Mendel karakterlerinin tümü için doğru gibi görünse de aslında bunun her zaman böyle olmadığını daha sonra göreceğiz. Yani birbirlerine tam baskın, tam çekinik olmayan karakterlerin çaprazlamasında fenotip oranlarının farklı olduğunu görebiliriz. Ya da gametler aynı kromozomların üzerinde taşınıyorlarsa, yani birbirlerine bağlıysalar, o zaman yine Mendel oranlarından sapmaların olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bu çaprazlama sonuçlarının her ne kadar tüm Mendel karakterleri için geçerli olduğu bir kanı olarak ortaya çıksa da ilerleyen bölümlerde farklı çaprazlamalarda sonuçların biraz daha sapabileceği görülecek arkadaşlar. Peki buraya kadar yaptığımız çalışmalar aslında 1850'li 60'lı yıllarda Mendel'in yaptığı çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlardı ve yine dersin başında söylediğim gibi 1866 yılında Brin Society of Natural Science dergisinde Mendel çalışmalarının sonuçlarını yayınlamıştır. Ancak bu bulgular o döneme kadar genetik hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadığı için 35 yıl boyunca dikkate alınmamıştır. Ve bu matematiksel analizler biraz da kayıt tutmaya dayalı matematiksel analizler olduğu için, yani biyoloji alanına yeni bir perspektif olduğu için meslektaşları tarafından iyi de algılanamamıştır. Ve Mendel'le diğer araştırmacıların çeşitlenme konusundaki fikirleri de birbirlerine uyuşmamaktaydı. Örneğin evrim çalışanlar Mendel tarafından ortaya konulan çeşitlenmelerin yavrulara nasıl aktarıldığını açıklayan önermeleri anlayamamışlardır. Yani Mendel'in o 4 önermesini anlayamamışlardır. Bunun yerine neden bazı belirli fenotiplerin tercihli olarak hayatta kaldığı konusunu ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Biz bugünkü bilgilerimizle neden bazı fenotiplere sahip bireylerin özellikle popülasyonlarda ön planda kalmaya çalıştığını aslında o bireylerin hayatta kalma başarılarıyla ilişkilendiriyoruz. Yani doğal seçilimle ilişkilendiriyoruz. Gelelim 1879 yılına. Walter Fleming semender hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında çekirdekte yer alan çubuk benzeri yapıları tanımlamıştır. Biz bugün bu yapıların kromozomlar olduğunu biliyoruz. Ve kısa süre içerisinde kromozomlarla kalıtımın arasında bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ve bu noktadan itibaren artık Mendel'in bulguları tekrar incelenmeye başlanmıştır. Ve 1900'lü yılların başlarına geldiğimizde Mendel'in yaptığı hibridizasyon çalışmalarına benzer başka çalışmalar birbirinden bağımsız 3 ayrı botanikçi tarafından daha gerçekleştirilmiştir. Bunlar Hugo de Rice, Carl Korens ve Eric Shermack. Bu araştırmacılar yaptıkları hibridizasyon çalışmalarında da Mendel'in elde ettiği sonuçlara benzer sonuçlar ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla artık yavaş yavaş Mendel'in 1860'larda ortaya koyduğu çalışmaların değeri anlaşılmaya başlanmıştır. Ve bir başka araştırmacı çifti Walter Stone ve Theodor Boveri, bu araştırmacılar birbirlerinden tamamen bağımsız olarak meiyoz sırasında kromozomların davranışlarını incelemişler ve Mendel'in ayrılma ve bağımsız açılma prensiplerinin doğru olduğunu ortaya koymuşlardır. Meiyoz sırasında gerçekleşen şey nedir? Meiyoz 1'de homolog kromozomların ayrılması, meiyoz 2'de ise kardeş kromatitlerin ayrılmasıdır. Yani bu hücrelere doğru hareket eden çubuklar aslında Mendel'in ayrılma ve bağımsız dağılma ilkeleriyle birebir uyumluydu. Dolayısıyla Mendel'in birim faktör dediği şeyin bugün kromozomlar üzerinde yerleşmiş olan genler olduğu ortaya konulmuştur. Ancak bu araştırmacılar birim faktörlerin
kromozomlar üzerinde yer aldığını düşünmüşlerdir. Ve bu Stone ve Boveri çalışmaları sonucunda kalıtımın kromozomal teorisini şekillendirmeye başlamışlardır. Ve bu Stone ve Boveri'nin yaptığı çalışmalardan sonra gerçekleştirilen çalışmalar, yani daha sonradan bazı bilim adamları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda meyve sinekleri ve diğer bazı canlılar üzerinde yapılan deneyler sonucunda kalıtımın kromozomal teorisi iyice desteklenmeye başlanmıştır. Mesela Hunt Morgan, sinekler üzerinde çalışma yapan bir araştırmacı, Alfred Sturtevant Morgan'ın yüksek lisans öğrencisi ve Calvin Bridges, bu araştırmacılar da kalıtımın kromozomal teorisine katkı yapacak deliller ortaya koymuşlardır. Ve kromozomlar morfolojik görünümleri ve davranışları bakımından homolog çiftlerden oluşmaktadırlar. Bakın şurada gördüğünüz homolog çiftler. Gametler her bir homolog kromozom çiftinin rastgele bir üyesini alırlar. Yani birinci homolog kromozom çiftinin rastgele bir üyesi bir gamete, diğer üyesi diğer gamete gidecektir. İşte bu az önce dersin girişinde anlattığım büyük P'nin bir gamete, küçük P'nin diğer gamete ve rastlantısal olarak %50-%50 oranında, yani şansa bağlı olarak hangi gametin büyük P'yi, hangi gametin küçük P'yi alacağının önceden tespit edilemeyeceği şekilde ayrılma ve bağımsız dağılma göstermesi durumudur arkadaşlar. Birim faktörler homolog kromozom çiftleri üzerinde yerleşmiş olan genlerdir aynı zamanda ve her bir homolog çiftin üyeleri gamet oluşumu sırasında gametlere rastgele dağıtılırlar. İşte kromozomlar doğrusal olarak dizilmiş, bilgi içeren ve gen adı verilen çok sayıda birimden oluşmaktadır. Bakın doğrusaldır, çiftler halindedir ve üzerlerinde şurada da farklı renkler şematize edildiği gibi farklı genler taşımaktadırlar. İşte Mendel'in birim faktörleri gerçekte bir çift kromozom, homolog kromozom üzerinde yerleşmiş olan bir çift genden oluşmaktadır. Yani iki tane allelden oluşmaktadır. Herhangi bir genin kromozom üzerinde yerleştiği spesifik bölgeye o genin o kromozom üzerindeki lokusu adı verilir. Tekili lokustur, çoğulu ise loki terimidir arkadaşlar. Belirli bir genin farklı formlarına, örneğin büyük G ya da küçük G, az önce de anlattığım üzere o genin allelleri adı verilir ve Mendel kalıtımında genelde her defasında sadece iki farklı alternatif allel söz konusudur. Yani bu G örneği üzerinden gidecek olursak hem anneden hem babadan sadece G'yi alabilir. Yani büyük G, büyük G. Birinden büyük G'yi, birinden küçük G'yi alabilir. Ya da her ikisinden de küçük G'yi alabilir. Dolayısıyla her bir gen en fazla iki farklı allel çiftiyle temsil edilir bireyde. Dolayısıyla bir birey sadece iki farklı allel çifti içerebilir. Ama popülasyonun tamamını düşündüğünüzde bir karakter, yani bir gen, ikiden fazla allelik formdan oluşabilir. Mesela göz rengini göz önünüze getirin. Birey anneden kahverengi, babadan mavi göz genini almış olabilir. Dolayısıyla kahverengi maviye baskın olduğu için birey kahverengi göz özelliğini fenotipte gösterecektir. O bireyde sadece iki farklı allel söz konusu. Yani biri kahverengi, biri mavi. Ama popülasyonun tamamını düşündüğünüzde, yani bireyin dışına çıkıp bireyler topluluğunun, yani popülasyonun tamamını düşündüğünüzde kahverengi göz, ela göz, işte mavi göz, farklı farklı göz rengini kodlayan farklı farklı alleller vardır. Dolayısıyla popülasyonda allel çeşidi 2'den fazla olabilir. Ve dolayısıyla homolog kromozom çiftinin her üyesi genetik olarak farklı allelleri içerebileceği için genetik açıdan bir çeşitlilik ortaya çıkacaktır. İşte bağımsız açılım bütün olası kromozom kombinasyonlarına yol açtığı için bu olay genetik çeşitliliği artıran bir olaydır arkadaşlar. Ve bir bireyin oluşturabileceği kaç farklı gamet çeşidi vardır diyorsanız bu sorunun cevabı 2 üzeri N ile temsil edilir. Yani insanlar 46 kromozom taşırlar. Gamet hücrelerinde bunların sadece yarısı kadar, yani haploid, yani sadece 23 tane kromozom taşıyacakları için bir bireyin, bir insanın
oluşturabileceği farklı gamet sayısı 2 üzeri n formülünde n yerine 23'ü koyarak hesaplanabilir. Yani 2 üzeri 23 eşittir 8 milyondur. Her iki ebeveyn için oluşturulacak gamet sayısı 8 milyonsa, onların bir araya gelmesi sonucunda oluşacak yavru bireyin kaç farklı genotipe sahip olabileceği sorusunun cevabı oldukça astronomiktir. Yani 8 milyon birey, 8 milyon farklı sperm bir bireyden, 8 milyon farklı yumurta da diğer bireyden bir araya gelirse 64 çarpı 10 üzeri 12 kadar bir olasılık söz konusudur. Yani bir anne babadan birbirinden farklı 64 çarpı 10 üzeri 12 birey meydana gelebilir. Dolayısıyla bu bugün günümüzde dünyada yerküre üzerinde yaşayan insan topluluğu sayısından, birey sayısından fazladır. Hatta geçmişte yaşayıp yaşamı sonlanmış, günümüze kadar gelememiş tüm insanların, tüm bireylerin toplamı bir arada düşünülecek olursa onların sayısından da daha fazladır. Yani yerküre üzerinde yaşayan her birey, insan bireyi teorik olarak birbirlerinden oldukça farklıdır. Şimdi buraya kadar olan kısımda Mendel'in hem önermelerinden bahsettik, hem monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamalardan bahsettik. Buradan sonra da biraz olasılık kanunlarına göz atacağız. Olasılık kanunları genetik olayların sonuçlarının önceden tahmin edilebilmesine dayalı kanunlardır. Bunlar nelerdir? Çarpım kanunu, toplam kanunu, şartlı olasılık ve binom teoremidir. Çarpım kanunu nedir? İki ya da daha fazla olay birbirinden bağımsız ama aynı anda gerçekleşirse sonuçların olasılığını önceden tahmin etme şansınız vardır. Mesela iki kişi aynı anda ellerindeki metal paraları havaya atmış olsun. İkisinin de aynı anda yazı gelme olasılığını nasıl hesaplarız? Birinci birey havaya parayı attığında yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. İkinci birey de havaya parayı attığında yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Havaya aynı anda atılan iki paranın ikisinin de yazı gelme olasılığı bireysel olasılıkların çarpımına eşittir. Yani birinci bireyin havaya attığı paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 idi. İkinci bireyin de havaya attığı paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Yani aynı anda havaya atılan iki paranın birden yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Bu çarpım kanunudur. Burada Mendel'in önermelerini derli toplu bir şekilde tekrar etmekte fayda var. Birinci önerme, her bir allel bir diğerine ya baskındır ya çekiniktir. İkincisi, ayrılma söz konusudur. Yani bireyin genotipini oluşturan harfler, yani aslında bugün kromozomların üzerinde yer alan genler olduğunu biliyoruz. Gamet oluşumu sırasında bu gametler kromozomlar gamet hücrelerine dağıtılırlar. Ayrılırlar birbirlerinden. Segregasyon yani. Üçüncüsü, bağımsız açılım. Kromozomlar birbirlerinden bağımsız olarak gametlere dağıtılacaklardır. Yani hangi gametin hangi harfi, yani büyük harfi mi küçük harfi mi alacağı tamamen rastlantısal bir olaydır. Yani elimdeki gametlerden bir tanesi büyük P'yi mi alacak, ya da büyük P'yi içeren kromozomu mu alacak, yoksa küçük P'yi içeren kromozomu mu alacak? Bu tamamen rastlantısal olarak gerçekleşen bir olaydır. Bağımsız açılım diyoruz. Bir diğerisi ise döllenmedir. Yani hangi gametin hangi diğer gametle bir araya gelip zigotu oluşturacağı da tamamen rastlantısal bir olaydır arkadaşlar. İlginç bir kavram daha çıkıyor karşımıza. Şans çaprazlaması. Mendel'in son 3 önermesi şans olayından etkilenir. Nedir? Ayrılma, bağımsız açılım ve döllenmenin rastgele olması. Bunlar şans olayından oldukça etkilenen kavramlardır. Şans çaprazlaması en kolay paralarla yapılan yazı tura denemelerinin sonuçları kaydedilerek gösterilebilir. Yani her bir atışta paranın yazı ya da tura gelme olasılıkları sırasıyla 1 bölü 2 ve 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla çok sayıda atışta beklenen olan oran birebirdir. Yani bir metal parayı 1000 kere havaya atarsanız 500 kez yazı, 500 kez de tura gelmesi olasılığı vardır. Siz bu sayıyı ne kadar artırırsanız
birebir oranı, olma oranını o kadar rahat yakalarsınız. Eğer 1000 kez değil de sadece 10 kez atarsanız o zaman birebir olma oranını yakalayamayabilirsiniz. Yani siz örneklem sayısını ne kadar artırırsanız beklenen orana daha yakın bir sonuç elde edebilirsiniz. Mesela parayı 10 kere havaya attığınızda 7 defasında yazı, 3 defasında da tura gelebilir. Yani birebir oranı bekliyorduk. 7'ye 3 çıktı oran. Dolayısıyla bir sapma söz konusu. Ama paranın havaya atılma sayısını artırırsak işte bu sapmayı o kadar minimize ederiz. O nedenle bilimsel çalışmalarda deney sayısının, örneklem sayısının ya da kullanılan canlı organizma sayısının mümkün olabildiğince yüksek olması istenir. Eğer ondan 1000'e çıkarırsanız parayı havaya atma deney sayısını 500 kez yazı, 500 kez tura olayını yakalayabilirsiniz. Sapma ne kadar olabilir? Mesela buradaki örnekte verildiği gibi 486 yazı, 514 tura olabilir. Atışların toplam sayısı azaltılırsa şans sapmasının etkisi de buna bağlı olarak artacaktır. Burada bir başka hipotez çıkıyor karşımıza. Null hipotezi ya da sıfır hipotezi adını verdiğimiz hipotez. Ölçülen değerle beklenen değer arasında herhangi bir fark yoksa eğer, yani beklediğimiz değer birebir ama ölçtüğümüz değer 0.5'e 1.5 diyelim. O zaman beklediğimizle gözlediğimiz arasında bir fark vardır. Ama beklediğimiz birebir ve paraları havaya attıktan sonra gözlediğimiz de birebirse, yani arada bir fark yoksa, o zaman bir sapma da yok demektir. Buna sıfır, yani null diyoruz arkadaşlar. Sonuçlar gerçekte bu şekilde çıkmaz. Yani birebir bekleyip birebir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla sapmalar göreceksiniz. Eğer görmüyorsanız o zaman sıfır hipotezi ya da null hipotezinden bahsedilir. İşte beklenen sonuçlarla gözlenen sonuçların arasında bir sapma meydana geliyorsa işte o sapmayı tespit etmek için kullanılan analize Kikara analizi adı verilir arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu sapma oranının istatistiksel olarak kabul edilir olup olmadığının belirlenmesinin bir ölçüsüdür arkadaşlar. Burada GI gözlenen değer, BI ise beklenen değerdir. Gözlenen değer eksi beklenen değerin karesini beklenen değere bölerseniz bir rakam elde edersiniz. Bir ki kare analiz sonucu elde edersiniz. Bu da sapma derecenizi ortaya koyacaktır. Ve bu değerleri hesaplamak oldukça karmaşıktır. Yani şurada gördüğünüz formülü tüm biyoloji öğrencilerinden tek tek farkındalık sahibi bir şekilde hesaplamaları elbette beklenemez. Bunu bugün günümüzde kağıt üzerinde tek tek hesaplamaktansa bilgisayar programları istatistiksel olarak bu hesabı yapabilmektedirler. Dolayısıyla bu istatistiksel uygulamalar yalnızca genetikte değil diğer tüm bilimsel hesaplamalarda bugün tam otomatik cihazlarla yapılmakta ve kullanılmaktadır. Bugünkü dersimizin son konusu ise soy ağacı analizleridir arkadaşlar. Şimdi Mendel'in bezelyeler üzerinde çaprazlamalar yaptığından bahsetmiştik. Bezelyeler üzerinde çaprazlama yapılabilecek canlılardır. Mesela sinekler de öyledir. Ya da başka hızlı üreyip çoğalabilen bol jenerasyon, yani yavru birey meydana getirebilen bireyler genetik olarak çaprazlanıp üzerinde çalışma yapılabilecek bireylerdir. Ancak insanlar üzerinde bu çaprazlamayı yapamazsınız. Hem ahlaki açıdan mümkün değildir, hem de insan doğduktan sonra eşeysel olgunluğa ulaşma süresi 13-15 yıl sürer. Ondan sonra yavru birey dünyaya getirebilir. Yani bezelyelerde siz bir jenerasyondan bir sonraki jenerasyonu bir ay gibi kısa bir sürede elde edebiliyorsanız insanlar için bu 15-20 yıldır. Bu da insanlar üzerinde deney yapmanın teorik olarak da mümkün olmadığını ve çok zor olduğunu ortaya koymaktadır. İşte tasarlanmış çaprazlamaların ve çok sayıdaki yavru bireylerin üretiminin pratik olmadığı durumlarda genlerin bir jenerasyondan bir diğer jenerasyona aktarımı çalışılabilir mi? Evet, çalışılabilir. Örneğin insanların genetik karakterleri yavrularına nasıl geçirdiği bezelye benzeri bir çaprazlama olmaksızın da gerçekleştirilebilir. İşte biz bu durumların çalışılmasına soy ağacı analizleri adı veriyoruz ya da pedigree analizleri adını veriyoruz arkadaşlar. Bu amaçla
Ailelerin her üyesi için istenen özelliğin fenotipini gösteren bir aile ağacı oluşturulabilir. Ve bu şekilde herhangi bir özelliği kontrol eden genin bir sonraki nesli oluşturan yavrulara nasıl aktarıldığı tespit edilebilir. Bakın şurada örnek verilmiş. Fred ve Norma adı verilen bir erkek ve bir kadının çocuklarını görüyorsunuz. Onların da çocuklarını görüyorsunuz. Yani parenteral kuşak F1 kuşağı ve F2 kuşağı boyunca bazı karakterleri soy ağacı üzerinde inceleyebilirsiniz. Soy ağacında şurada gördüğünüz daireler dişileri, kareler ise erkekleri temsil etmektedir arkadaşlar. Eğer bir bireyin cinsiyeti bilinmiyorsa baklava deseni kullanılmaktadır arkadaşlar. Baklava deseni. Yani bildiğiniz şöyle baklava deseni kullanılmaktadır. Devam ediyorum. İlgili özelliğin fenotipte görüldüğü durumlarda daireler, kareler ya da baklavanın içi boyanır. Yani şunun içi boyalıysa takip ettiğiniz karakter fenotipte o bireyde görülüyor demektir. Eğer birey istenilen özellik açısından heterozigot ise karenin, dairenin ya da işte baklavanın sadece yarısı boyanır, yarısı açık renkte bırakılır. Bakın şu dişi de yarısı boyanmış, yarısı açık renkte bırakılmış. Bu dişi ilgilenilen karakter açısından heterozigottur. Şu erkekte de aynı şekilde ilgilenilen karakter açısından heterozigottur bu birey. Bir ebeveyn çiftinin yavruları soy ağacında sib olarak adlandırılır ve bir sib çizgisiyle birbirine bağlanır. Bakın şu çiftin 3 tane yavrusu var. Şu 4, 5 ve 6 ile temsil edilen yavrular ve birbirlerine şu çizgiyle bağlıdırlar. Bu çizgiye sib çizgisi adı verilir arkadaşlar. Ve ikizler söz konusu olduğunda sib çizgisine bağlı dikey bir çizgiden köken alan diagonal çizgiler vardır. Mesela bakın şurada şu 2 ve 3 numaralı birey ikiz birey ve birbirlerine şu diagonal çizgilerle bağlanmaktadırlar arkadaşlar. Şu iki bireyin birbirinin ikizi olduğu söylenebilir. Monozigotik ya da tek yumurta ikizlerinde diagonal çizgi bir de ayrıca yatay çizgiyle birleştirilir. Yani şu yatay çizgi söz konusuysa şu iki birey tek yumurta ikizidir. Ama şu yatay çizgi yoksa sadece şu iki tane diagonal çizgi varsa şu 2 ve 3 numaralı birey tek yumurta ikizi değildir. Ancak yatay çizgiyle birleştirilirse tek yumurta ikizi olarak adlandırılırlar. Ve bu ağaç üzerinde başka neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Mesela içi boş ve noktalı olan karakterler bireylere geçen genetik hastalığı kodlamaktadır. Şu baklava deseninin herhangi bir cinsiyetin belirli olmadığı durumlarda kullanıldığını söylemiştim. Mesela üstü şöyle çizili olanlar, mesela şunlar günümüzde yaşamayanlardır. Yani hayatını kaybetmiş olanlardır. Başka neler söyleyebiliriz? Mesela tek çizgi varsa bu birey evlidir ve akraba evliliği değildir. Ama çift çizgi varsa bireyler arasında evlidir ve akraba evliliğidir. Evet, daha fazla ayrıntı elbette verilebilir ama bu ayrıntıların her birini vermek dersimizin süresinin uzamasına yol açacak arkadaşlar. O nedenle bu ayrıntıların her birini bir pedigre ağacında yani bir soy ağacında siz de tek tek kontrol edebilirsiniz. Ve son aktaracağımız şey de iki tane terim arkadaşlar. Soy ağacında bir doktor ya da genetikçinin dikkatini çeken fenotipe sahip erkek çocuğa propositus, aynı durumdaki dişiye ise proposita adı verilir. Evet, bugünkü dersimizde Mendel'in ortaya koyduğu önermeleri, çaprazlamaları ve hemen arkasından insanlar üzerindeki aktarım genetiğinin nasıl çalışıldığına ilişkin metodolojiyi yani soy ağacı analizlerini vermeye çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.